Evet, Güven Park YouTube kanalından herkese merhaba. Bu hafta 17-25 Aralık operasyonlarının yıl dönümü olması nedeniyle yine 17-25 Aralık operasyonlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta aramızda yeni bir isim var, Murat Çetiner abi. Daha önce İstanbul Terör Şube'de çalışıyordu, emniyet müdürü olarak. O dönemde 17-25 Aralık operasyonlarından sonra ilk gözaltına alınan polisler içerisindeydi. Şimdi ben konuya şöyle başlamak istiyorum. Şimdi 17-25 Aralık operasyonları olduğunda hükümet bunun kendisine bir darbe olduğunu, bir öyle bir yolsuzluk olmadığını iddia etti. Ve bu soruşturmada görev alan polisleri suçlamaya başladı. Ama şöyle ilginç bir durum var ki 17-25 Aralık operasyonlarından sonra ilk gözaltına alınan polisler bu yolsuzluk operasyonlarında, bu yolsuzluk soruşturmalarında görev alan polisler değil, terör şubede farklı bir soruşturma yürüten, Selam Tevhid terör örgütüyle ilgili soruşturma yürüten polisler oldu. Yani Murat Çetiner abi ve mesai arkadaşları oldu. 22 Temmuz'da gözaltına alındılar. Yani ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili bir iddiada bulunup niçin Selam Tevhid soruşturmasında görev almış olan polisler ilk kez gözaltına alındı. Hem bunu sormak istiyorum abi, hem kendinizi tanıtırsanız, hem de bu soru çerçevesinde düşüncelerinizi söylerseniz, buyurun abi. Teşekkür ederim. Öncelikle bu kanal hayırlı olsun. Çok güzel bir inisiyatif olduğunu düşünüyorum. Umarım istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Herkes de gerekli değeri verir bu kanala ve üye olur, destek olur. Ben de merak ediyorum sorduğun sorunun cevabını. Hani kendini tanıtma kısmından başlayayım. Murat Çetiner. Ben bahsettiğiniz gibi İstanbul'da, Diyarbakır'da çeşitli illerde işte polis olarak çalıştım. En son şube müdürü rütbesiyle meslekten ihraç oldum. Meslek hayatımda genelde teknik işler yaptım. Bilgi teknolojileri, işte ondan sonra terör biriminde teknik izleme, teknik takip, dinleme vesaire tarzı işler. Dolayısıyla genelde ismim bu tip konularla geçiyor. Havuz beni emniyetin kulağı, emniyetin tele kulağı vesaire gibi şeylerle çağırıyor, sağ olsunlar. Herhalde bu yeterli olur kendimle ilgili. Zaten Google var, isteyen bakabilir. Selam Tevhid dosyası ile ilgili neden Selam Tevhid ile ilgili başladı hükümet? Bu soruyu ben de kendime çok sordum. Çok anlamlı değil aslında yaptıkları şey ama tabii anlamlandırmamız gerekirse iki şey, üç şey söylenebilir. 22 Temmuz'da gözaltılar başladığında herkes şunu düşündü, yani hükümet kendilerine darbe yaptıklarını iddia ettikleri kaçakçılık birimlerinde çalışan, yani 17 Aralık'ı yapan işte Yakup Saygılı gibi isimleri gözaltına alacak. Ama öyle olmadı. O gece bir grup terör polisi ve bir grup istihbarat polisini gözaltına aldılar. Terör polisleri Selam Tevhid dosyası olarak bilinen, işte İran'ın Türkiye'deki faaliyetlerini deşifre eden ünlü dosyada çalışan polisler oldu. İstihbarat tarafında da dinleme yapan, özellikle dinleme dosyası ile alakalı polisler gözaltına alındı. Fakat akabinde zaten Eylül ayında da yanlış hatırlamıyorsam kaçakçılık birimlerine operasyon yapıldı ve birçok insan gözaltına alındı. Ne yazık ki tutuklandı. Soner, sen de bildiğim kadarıyla işte şike davasından değil mi? Evet abi. Cezaevine girdin, çıktın. Ve hala 8 yıl aşkın süredir, neredeyse 9 yıla yaklaştı, insanlar cezaevinde. Selam Tevhid ile ilgili benim düşüncem, hükümet nasıl olur da bizim gizliden gizliye İran'la birlikte yaptığımız bu işleri polis deşifre eder. Bunları dört başı mamur şekilde delillendirir. Dediği için birinci neden bu. İkinci neden, ilk operasyonu 17 Aralık dosyasını yapan polislere yapsalardı belki şöyle algılanabilirdi, yani işte operasyon yapan polisleri gözaltına aldılar. İşte hükümet kendi gücünü kendine operasyon yapıp polisleri gözaltına almakla alarak bir cevap veriyor, bunu kullanıyor. Onun yerine önce bizimki gibi herkesin bilemeyeceği, anlayamayacağı bir dosyada çalışmış polisleri gözaltına alıp işte bunlar böyle bir örgüt, bunu da yaptılar, bizi de dinlediler. Hatırlarsanız o zaman 17 bin de dinlediler, 70 bin kişiyi dinlediler.
Boğaz Köprüsü'nün altına fiber optik kablo döşeyip dinlettiler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tepesine çanak anten koyup da dinlediler. Dinlediler demişlerdi ama sonra bunların hepsinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Yani kendileri zaten söyledi bunun doğru olmadığını. İşte dönemin başsavcısı söyledi, İstanbul Cumhuriyeti Başsavcısı söyledi. Zaten dosyalar ortada. Yani bizim aleyhimize dönen dosyada kaç kişinin dinleme yapıldığı vesaire hepsi ortaya çıktı. Yıllar içerisinde iddialarının aslında doğru olmadığı ortaya çıktı ama ne fayda? Yani memleket yandı bitti. Böyle. Evet abi. Tabii bir de sizin şimdi şöyle bir durumunuz da var. Bu son NATO krizi çerçevesinde Türkiye bazı isimlerin İsveç'ten iadesini istemişti. Onlardan birisi de bildiğim kadarıyla sizsiniz abi. Bu konudaki gelişmelerden biraz bahsedebilir misiniz bize? Yani ne durumda şu an o iade süreci veya o talep? Bizimle ilgili, yani benim de içinde bulunduğum iade dosyaları aslında İsveç'e yeni gelmedi. Mesela benim iade dosyam hatırladığım kadarıyla 2020 yılının Ağustos ayında falan geldi. İsveç bununla ilgili hukuki bir süreç başlattı. Ben burada savcıya ve SEPO deniyor, işte istihbarat polisine ifade verdim. Burada bu soruşturma istihbarat yapıyor çünkü. Ondan sonra geçtiğimiz sanıyorum Ağustos ayının sonuydu. Yüksek Mahkeme, buranın Yüksek Mahkemesi benim iade edilmememle alakalı bir karar verdi. Benden önce Levent Kenez gibi bir isimle ilgili karar verdi. İşte birkaç gün önce de Bülent Keneş'le ilgili bir karar verdi. Dolayısıyla her dosya kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirildiği için Yüksek Mahkeme dosyaları inceleyerek kararlarını veriyor. Tabii evrensel hukuka uyan bağımsız hakimler olunca doğal olarak saçma sapan gönderilen delillerin bir anlamı olmuyor. O yüzden iade etmiyorlar. Yoksa biz gerçekten terör örgütü kursak, terör örgütü yönetsek, onların iddia ettiği gibi sahtecilik yapsak, hükümeti devirsek, ne bileyim ne, yani böyle 20 tane suç var. Ben bile korkuyorum kendi ismimden bazen. Dolayısıyla hani böyle bir şey olsa İsveç'te der ki ya böyle bir adamın burada niye barındıralım der, iade eder. Ama öyle yapmıyor. Tam tersini karar veriyor. Çok şükür hukukun üstünlüğünün olduğu gelişmiş ülkeler var. Benim durumum böyle. Bir taraftan diktatörlüğünü yapıyor. Erdoğan rejimi ve kendi gücünü koruyabilmek için hazırda fırsatı yakalamışken gelişmiş güzel İsveç'i, Finlandiya'yı biraz nasıl köşeye sıkıştırırım? Acaba buradan ne kopartabilirim? Pazarlık gücümü nasıl arttırabilirim diye bizim ismimizi kullanıyor. Yani memlekette yaşayacak yer bırakmadılar bize. Biz geldik burada gurbet ellere, hani ülkemizden uzakta yaşıyoruz. Bir hayat kurduk, çalışıyoruz. İşte geliyor muhabirini gönderiyor, eşimizle, karımızla, çocuğumuzla birlikte gezinti yaparken fotoğrafımızı çekiyor, basıyor. Yok efendim İsveç'te lüks hayat yaşıyor, yok efendim patron oldu. Hayatımızı kazanıyoruz, biz aptal insanlar değiliz ki. Yani Türkiye'de hayatımızı kazanıyorduk, işimizi yapıyorduk. Geldik İsveç'te yapıyoruz aynı şeyi. Ne yapacağız yani, sizin gibi çalıp da mı yaşayacağız? Evet abi. Yani şimdi şunu bekliyor, şunu bekliyorlar aslında. Hani Türkiye'de işte biz KHK'larla bunları işte ihraç ettik. Cezaevlerine attık. İşte çıkabilen yurt dışına çıktı. Yani orada da bizim Türkiye'de bunlara layık gördüğümüz hayatı yaşasınlar diyorlar. Ama tabii birçok kişi Türkiye'den çıktıktan sonra yani bu yurt dışında bir başarı hikayesi yazıyor. Yani çünkü aldığı eğitim, geçmişi, dürüstlüğü, insanlığı, yani burada birçok şirketin gözüne çarpıyor bu durum. Bu eğitim geçmişi özellikle. Ve insanlar başarı hikayesi yazıyor. Tabii bunlardan bir tanesi de sizsiniz. Bundan rahatsız olmaları da gayet normal. Çünkü onların istediği hayatı yaşamadığımızı görüyorlar. Dediğiniz gibi muhabiri gönderiyorlar falan, fotoğraf çekiyorlar. Yani muhabir de diyor ki bunlar buralarda saklanıyor, işte kaçak durumdalar. Bir taraftan da diyor ki işte ellerini kollarını sallayarak işte geziyorlar. Onlar sanıyorlar ki biz burada ağaç kabuğu kemireceğiz. Ondan sonra mağdur olacağız. Şöyle olacak. Avuçlarını yalarlar. Öyle bir şey olmaz. Biz hayatımıza devam ettiririz. Zaten 3 günlük dünya. Rızkı veren Allah. Gayret edene de veriyor. Dolayısıyla biz de gayret ediyoruz. Alıyoruz. Onlar da bizim başarısızlığımızı öyle bir şekilde beklesinler. Öyle bir şey olmaz. Hiçbir zaman da olmayacak.
Evet. Yani Buradan da burada söyleyeyim, Abdurrahman Şimşek'e söz verdim. Mercedes'imle bir tur yaptıracağım ona. Gelirse Mercedes'i vereceğim, bir tur atsın. abi bayağı içerlemiş muhtemelen. Getirmeyebilir yalnız Murat abi. Yani hırsız da alışmıştır, geri getirmeyebilir yani. Zaten onlar haber yaptıktan sonra arabanın camını kırdılar. İçinden hırsızlık oldu. Yani şüphelerim var ama delilim olmadığı için konuşmuyorum. Ben şimdi adli görev yaptığım için geçmişte tam bir delilim yok. Delilim olsa konuşurum. Ama şüphelerim var. Özellikle Evet. iPhone'umun kulaklığı şeyi kayıp, özür dilerim, şarj kablosu kayıp, ondan şüpheleniyorum. Tam onlara göre bir hırsızlık abi. Evet. Evet, yani şimdi 17-25 konusunda ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani 17-25'in artık böyle konuşulmayan tarafı kalmadı gibi. Yani herkes burada bir yolsuzluğun olduğunda hemfikir. Ama sadece insanlar mazeret uyduruyor. Hani o klasik laf işte çalıyor ama çalışıyor ya geliyor günün sonunda. Biraz daha ben şeyi konuşmak istiyorum. Özellikle İsmail Müdürüm sizinle. Yani Türkiye'deki bu bir yolsuzluğun bir genel bir resmi var. Yani geçmişten günümüze kadar bu yolsuzluk Türkiye'nin bir gerçeği. Yani bir genel resim çizecek olursak bu yolsuzluk konusunda nasıl bir resim çizebiliriz? Evet, yani yolsuzluk biliyorsunuz siyasetçilerin bürokratlarla beraber sahip oldukları devlet imkanlarını dışarıda devletle iş yapan iş adamları ve müteahhitlerle beraber usulüne uygun olarak bazen de usulüne uydurularak bazen hukuki olarak bazen de hukukun etrafı dolanarak şahsi menfaatler elde edilmesi. Türkiye eskiden beri daha önceki programda da görmüştük. Yolsuzluk her zaman var. Ve yolsuzluk ülkedeki sisteme göre, ülkedeki güçlerin paylaşımına göre, güçlerin şekillenmesine göre de şekil değiştiriyor. Ancak Türkiye'de şunu söyleyebiliriz. Eskiden beri devam eden bir yolsuzluk ekosistemi söz konusu. Biz özellikle 2000'li yıllarda başlayan ilk yolsuzluk operasyonlarında Saadettin Tantan o dönemde İçişleri Bakanı'ydı. İlk temiz eller operasyonları o dönemde başlamıştı. O operasyonlarla beraber bizim kon birimlerinin teknik tabii altyapıları güçlenip personeller daha eğitimli olunca teknik izleme dinleme imkanları daha iyi olunca Türkiye'deki yolsuzlukların boyutlarının daha üst seviyede daha iyi görülmesi söz konusu oldu. AK Parti'den önceki dönemde yolsuzluk daha çok koalisyon hükümetinin ortaklarının kendi sahip oldukları bakanlıklarda oluşturdukları havuz sistemleri vasıtasıyla oluyordu. Ve oluşturdukları bu havuz sistemleriyle çok büyük ülke çapındaki ihaleleri daha çok bakanlar düzeyinde bölge çapındaki ihaleleri de yani orta ve küçük çaptaki ihaleleri de milletvekilleri ve il teşkilatlarının kontrol ettiğini yani o ihalelerin çıkmalarını ya da o ihalelerden elde edilen menfaatin siyasilerin öncelikle siyasi faaliyetlerde kullanarak bu işlere başladıklarını daha sonra tabii para çok gelmesi ve bol gelmesiyle beraber önce siyasetin finansmanıyla başlayan bu işin daha sonra kişilerin yaşam kalitesini değiştirdiği ve bunu bir artık geçim aracı olarak gördükleri bir dönemde diyebilirim ki en büyük yaptığımız 2002 ya da 2003 yılında ki bir ihale operasyonda bunu MHP'nin yönettiği Bayındırlık Bakanlığı'nda yapmıştık. Bir firmanın ve o firma etrafında bürokrat ve siyasilerden oluşan bir oluşumun 600'e yakın işbirliği yaptığı firmayla beraber yolsuzluk yaptığını o dönemde tespit etmiştik. Ve o firmaların hepsinin yöneticileri 3 senelik gizli arşiv ele geçirilmişti. O 3 senedir bakanlığın yaptığı, MHP'li bakanlığın yaptığı bütün ihalelerin
usule aykırı olarak çıkma listeleriyle beraber %5 bürokratlara, %5 iş adamlarına, %10 siyasilere, %1 de organize eden bu şirkete ve mafyaya ödendiğini görmüştük. Dolayısıyla bunu belki ileride daha geniş bir program olarak yapabiliriz, bu tür yolsuzluk şeylerini, ama şunu kısaca ifade edeyim. O dönemde yolsuzluk daha çok parlamenter sistemin yapısına da uygun olarak daha geniş bir alana yayılıyordu. Daha siyaset de çok geniş ve çok parçalı olduğu için yolsuzluk yapan kesimler de sanki kendi aralarında bir bölüşüm, paylaşım yapıyorlardı. Fakat Türkiye AK Parti'nin 2010'lara kadar güçlenmesiyle beraber 2010'lardan sonra artık biraz yönetim sistemi değişti. Yani artık özellikle 2013 yılında, yani 17-25 dosyasında biz gördük ki artık Türkiye'deki büyük ihalelerin hepsi beşli çete dediğimiz bir yapıya doğru yönelmeye başladı. Yani eskiden parlamenter sistemde 400-500 milletvekili varken 400-500 farklı kalemde bu şeyler paylaşılırken biraz daha bu tek adamlığa doğru gittikçe, güç merkeziyleştikçe artık o akan paraların menfaatin de merkezi olarak toplandığının ilk görüldüğü yerde 17-25 dosyası. Aslında 17-25 dosyasından sonra oluşan şekil bize 17-25'te öncesi arasında mukayese yapma şansı veriyor. Yani 17-25 dosyası ilk defa en büyük ihalelerin 5 şirket arasında bölüştürülerek ve o şirketlerden alınan çıkmalarla beraber bir basın kuruluşunun satın alınması ve onun dışında artık siyasetin daha farklı yönlendirilmesine sebep olacak bir çalışmaydı. Eğer 17-25 belki de başarılı olsaydı, Türkiye 17-25'ten sonra bu beşli çete dediğimiz yapının, yani bu bir nevi Rusya gibi ülkelerde ve Rusya güdümündeki ülkelerde ya da Orta Doğu'daki bazı ülkelerdeki oligarklar sistemi, yani daha dar bir alanda daha zengin, daha büyük sistemi kontrol eden, çünkü sistem sadece siyasi olarak kontrol edilmiyor, parayla da kontrol ediliyor. Dolayısıyla bu oligarklar sisteminin kurulması aşamasıydı 17-25. Eğer 17-25 operasyonu başarılı olsaydı, belki de o süreçten sonra Türkiye'de yolsuzluk yapmak mümkün olmayacaktı. Bir daha hiçbir siyasi yolsuzluğa tevessül edemeyecekti. 17-25'ten sonra ne oldu? Şu an geldiğimiz durumda işte muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu sürekli kaset yayınlıyor ve diyor ki Beşli Çete bana ulaşmaya çalışıyor. İşte Beşli Çete bana kanal bulmaya çalışıyor. Ondan sonra ya da bir başka şey de diyor ki 128 milyar dolar nereye gitti diyorlar. Ya da muhalefetin bütün ekonomistleri diyorlar ki bütün büyük ihaleler, özel hastaneler, otoyollar, köprülerin hepsi beşli şirketin kontrolüne verildi. Bunlar tamamen dolar üzerinden bu anlaşmaları yaptılar. 25 senelik, 30 senelik anlaşmalar yaptılar ve bunlar yabancı ortaklar bularak daha sonraki süreçte iktidar değişse bile bu paranın el değiştirmemesi için, buna hesap sorulamaması için yabancı ortaklar da buldular diyorlar. Ve Türkiye'deki ekonomik çöküşü şu anda Beşli Çete'ye bağlıyor tekrar. Yani hatta seçimden sonrası için de şu sözü veriyor. Beşli Çete'nin bütün mallarını getireceğim. Yani bütün mallar dediğiniz ülkenin 128 milyar doları gitmiş. Hazinenin eksi 60-70 milyar dolar olduğu söyleniyor. Yani şu an seçime girmek için Mısır'la barışmışsınız, Suudi Arabistan'la barışmışsınız, darbeyi desteklediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri ile barışmışsınız. Beşer onar milyar dolar oralardan gelecek swaplara bakıyorsunuz. Yani Türkiye eğer 17-25'e sahip çıksaydı şu andaki bu oligarklar sistemi, bu süreç kurulmamış olurdu. Ve Türkiye bu çöküşü yaşamamış olurdu. Yani bunu şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Belki o dönemde bu kadar net olarak anlaşılmıyor. Evet. Evet, yani genel resim bu halde. Ama bu yolsuzluğu ortaya çıkaran
polisler hala terörist iftirasıyla 9 yıldır tabii cezaevinde. Yolsuzlukları tepe tepe kullanıp iktidara yüklenmek için bir araç edip ama bu polislerin adını bile anmamakta tabii ayrı bir bence ikiyüzlülük. Turgay abi, bu genel çerçevede 17-25 çerçevesinde sen bir şeyler eklemek ister misin abi? Yani İsmail Müdürüm çok orijinal bir kavram kullandı orada. Yolsuzluk ekosistemi dedi. Yani nasıl bir ekosistemde mikroorganizmalardan daha büyük hayvanlara kadar işte birbirleriyle etkileşim halindedirler. Birisi birbirini tüketir. Yani gerçekten Türkiye'deki yolsuzluk dediğimiz şey bir ekosistem. Yani bunun en tepede o beşli çeteden en alttaki taşeronlara kadar değişik boyutlarda makro sistemden mikro sisteme kadar değişik boyutlarda yansımaları var. Yani bunu da aslında AKP her şeyin farkında ve ben bu programdan önce bir baktım internetine de en son kamu ihale kanunu kaç kere değişmiş diye. En son 2021 yılında zannedersem 192 kere değişmiş kamu ihale kanunu. Yani ben yasama yapma işinden çok anlamam ama bir kanunun 192 kere üzerinde yaklaşık 20 yıldan daha az bir sürede oynanmış olması çok çok garip. Yani bu sistemi bizim gibi bu ekosistemin dışından birilerinin müdahalesine kapatmaya çalışıyorlar. Yani yapmaya çalıştıkları şey bu. Yani bizim başımıza gelenleri de ben bu ekosistem bünyesinde şey yapabiliriz. Biz mesela organize şubede çalışırken falan tek görevimiz mafya ile mücadele değil de aynı zamanda bu şubeler organize şube olsun, mali şube olsun. Bu şubeler emniyet içerisindeki yolsuzluklara, yolsuzluğa karışmış polislerin de en korktuğu şubelerdi. Çünkü hiçbir şekilde satın alınamaz, hiçbir şekilde temas edilemez, içine sızılamaz ve herhangi bir yolsuzlukla karşılaşıldığında yok devreymiş, yok arkadaşmış. Bu şekilde müdahale edilemeyen şubelerdi ve herkes organize şube, 17-25'ten sonra gelen polisler, bazı memur arkadaşlar bana söyledi. Organize şube bizi gözaltına alacak diye beklerken organize şubeye tayinim çıktı diye konuşuyorlarmış yani 17-25'ten sonra organize şubeye atanan kimseler. Bizim başımıza gelenlerin aslında bir nedeni de biz o yolsuzluk ekosistemine ait değildik. Yani biz o sistemin üvey evladıydık. Ama o sistemi düzeltmeye çalışıyorduk. Yani en sonunda yani bu şekilde büyük iftiralarla ve tüm devlet sistemini de değişik motivasyonları da kullanarak ezdiler geçtiler. Bizden kurtuldular ama bu yolsuzluk öyle bir şey ki yani içten içe çökerten bir şey sistemi. İçten içe işte bizden kurtulunca bir şey değişmedi yani. Ülkenin ne hale geldiğini 2013'ten beri uçurumdan aşağı yuvarlanan bir ülke konumunda. Bunu ekonomide görüyoruz. Başka insan hakları, polis uygulamalarında görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Uyuştu ülke kokain cenneti haline döndü. Yani değişmiyor. Maalesef bu yolsuzluk kendi kendini bitirecek. Bir de yani İsmail Müdür'ün beşli çete deyince aklıma benim Kolombiya'daki ve Meksika'daki karteller geldi. Bu kartellerin ortaya çıkışında önce küçük küçük gruplar kendi aralarında uyuşturucu ticareti yapıyorlar. Daha sonra daha güçlü bir unsur devlet desteğiyle bunların hepsini konsolide ediyor ve kartel oluşturuyor. O karteller başa gelince aslında şöyle bir şey oluşmuş İsmail Müdürüm. Şiddet, tabandaki şiddet azalmış. Yani çünkü devletten korkmayan küçük gruplar kartelden çok korkuyorlar. O yüzden yamuk yapamıyorlar tırnak içinde. Kullanırsam yamuk yapamaz hale geliyorlar. Ve ne zaman karteller Amerika desteğiyle operasyon olmuş, o ülkelerde şiddet daha fazla artıyor. Sokağa yansıyan şiddet daha fazla artıyor. Şimdi belki 2000'li yıllardaki ve 90'lı yıllardaki yolsuzlukla şimdinin farkı şey daha fazla sistematik olduğu için yolsuzluk bu beşli çete üzerinden çok çok daha fazla sistematik bir yolsuzluk olduğu için belki tabanda filan daha regüle edilmiş bir şekilde görüyoruz. Yani bunu belki yansımalarını biraz daha az görüyoruz ama tepede götürenler çok daha üst düzeyde götürüyorlar. Yani bu beşli çeteye karşı bir müdahalenin de farklı komplikasyonları olacak. Aklıma o geldi. Bunları paylaşmak istiyorum ilk etapta. Sağ olun abi. Teşekkürler. Ya şimdi 17-25 konusunda şöyle bir şey olmuştu. Şimdi Murat abi daha çok teknik birimlerde çalıştığı için yani onunla bu konuyu da ben konuşmak istiyorum. İşte önce ya bu konuşmaların hepsi montaj falan demişlerdi. İşte 17-25'ten sonra işte böyle bir konuşma falan yok. İşte montaj hepsi falan.
Sonra baktılar ki yani montaj demek de çıkamıyorlar işin içinden. Çünkü bizzat adli tıpın verdiği bilirkişi raporları var. Bu tüm telefon konuşmaların orijinal olduğuna dair. Bu kişilerin ses kayıtlarının orijinal olduğuna dair. Sonra bu sefer bir yalan uydurdular işte dinlemeler hukuksuz. Dinlemeler yasa dışı. Yasa dışı dinlemeyle işte bu telefon görüşmeleri kayıt altına alındı falan. Tabii yasa dışı dinleme deyince yani nedir bu yasa dışı dinleme? Yani ya birileri farklı bir tane oda kurmuş da içerisinde dinleme cihazları var. Herkes yasa dışı mı dinliyor? Veya yani yasa dışı dinleme nasıl oluyor yani? Hani bu konuda ama ortaya somut bir şey konmuyor. Mesela ben 17.25 operasyonuyla ilgili polisler hakkında hazırlanan mesela iddianameye bakıyorum. Dinlemeler neden yasa dışı? Nedir savcının iddiası burada? Diyor ki polisler diyor Cumhuriyet Savcısının talimatı olmadan diyor dinleme talep etmişler. Diyelim ki böyle bir iddia, bu iddia doğru. Yani savcının talimatı olmadan polisler dinleme talep etmişler. Savcıya da diyor ki yani savcının hakkında da suçlama var çünkü. Savcıya da yasa dışı dinleme talimatı verdiği için ceza istiyor. Yani şimdi savcı eğer talimat verdiyse ve bunun için ceza istiyorsan yani polislere nasıl talimatsız işlem yaptın diye yani öyle bir ikilem içerisindeler ki yani böyle ne taraftan tutarsanız böyle elinizde kalıyor. En son abi bu Akın Atalay vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin yani tam olarak ne olarak görev yaptığını bilmiyorum da Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanıydı. Bu Twitter'da işte yasa dışı teknik takiple elde edilen deliller gibi bir ifade falan kullandı. Yani 17.25 soruşturmalarla ilgili. Yani bu yasa dışı dinleme konusunda yani nasıl oluyor bu? Veya yani bunun yasalı nasıl? Hani teknik bilimlerde çalışmış birisi olarak ben size sormak istiyorum. Yani bu yasal dinleme nasıl oluyor yani? Bu dinlemelerin hepsi yasa dışıysa eğer. Bu konuda Aynen. Ben de evet. merak ediyorum. Onu şöyle merak ediyorum. Şimdi yasa dışı ve hukuksuz tabiri özellikle 17 Aralık dosyası ile alakalı tabii ki veya selam tevhid dosyası ile ilgili veya benzeri. İşte Tahşiye'de de bu tip bir iddia var. İlgili şu kastediliyor yani. Birincisi önce ortama bir duman verme, bir ortalığı bir bulandırma, işte deliller üzerine bir gölge düşürme. Konuyu bilmeyen insanlara ya evet baksanıza zaten bunlar yasa dışı dinlemelermiş. O yüzden yani bir anlamı yok. Dedirtmek için söyleniyor. Yoksa savcının talimatı, polisin işte tuttuğu rapor ve usulü dairesinde işte ilgili yetkili mahkemeden alınmış kararlarla CMK 135'e göre yapılmış bir dinleme veya 140'a göre yapılmış bir takip, teknik takip nasıl yasa dışı olabilir? Yasa dışı olamaz. Bal gibi biliyorlar bunun yasa dışı olmadığını. Kaldı ki sistemi bilenler detayını yani işte TİB'i, mahkeme kararının oraya gitmesini, hukuki süreçlerin denetlenmesini vesaire bilenler bir yasa dışı dinlemenin de mümkün olmadığını biliyorlar. Yani bu işi yapan bizler biliyoruz zaten, yapamayız yani. Ama bunu bilen insanlar da yani konuyu iyi kötü yakınında olan insanlar da bizim yasa dışı dinleme yapma kapasitemizin olmadığını biliyorlar. Şimdi ben Soner Koç'u nasıl dinleyeceğim yasa dışı olarak? Ne yapabilirim? İşte senin cep telefonuna bir uygulama yüklemem lazım ki ben seninle de bir husumetimin olması lazım ki böyle bir husumet yok. Dinlemem lazım. Ondan sonra bunu kendim çıkarlarım için kullanmam lazım. Falan. Benim yasa dışı deyince böyle şeyler aklıma geliyor. Ya da işte hani bazen oluyor ya aldatma maldatma işlerinde aile içinde işte adam karısını takip ediyor, kadın kocasını takip ediyor falan. Hani bu tip bir şey. Budur yani yasada bir düzenleme olmuyor yani hukukun dışına çıkmış. Biz çete olmadığımıza göre, biz bir şubede çalıştığımıza göre, yaptığımız dinlemeleri kendi işte evimizdeki bir odada yapmadığımıza göre, yaptığımız o dinlemelerle gidip de insanları tehdit etmediğimize göre, bütün bu yaptığımız dinlemeleri dosyayla savcıya, savcının işte kasasına vesaire teslim ettiğimize göre veya mahkeme evraklarına koyduğumuza göre bunların hepsi yasal. Zaten hani ben şimdi bunu söylüyorum ama hani teknik tarafını da konuşabiliriz. Nasıl oluyor gerçekte bu dinleme? Şimdi hani bizi izleyen, dinleyen insanları sıkmaya da gerek yok. Akın Bey gibi insanlar da bal gibi biliyor bunların hukuk içinde olduğunu. Çünkü konuştuğunuz zaman yani ya efendim hukuk dışı diyorsun ama nasıl bir şey yani hukuk dışı dediğin zaman ya işte hep aynı mahkemeden alınmış diyor. Ya 60 küsür tane mahkemeden alınmış deyince
Ama gerekçeleri yeterli değil diyor. Ama gerekçeleri de var dediğin zaman ben bazılarını gördüm, benim kafama yatmadı diyor. Bana göre hukuksuz diyor. Tabii ki bir avukat bana göre hukuksuz, sana göre hukuki böyle bir tartışmaya girmez. Çünkü hukuk bir usuldür. O usule göre yapılmış iş ve işlemler hukuk içindedir. Kaldı ki bugüne kadar 17 Aralık dosyasında veya sizin davada şike'de veya bizim davada Selam Tevhid'de bizimle alakalı yaptığımız uygulamaların ve dinleme ve takiplerin yasa dışı ya da hukuksuz olduğunu ispatlayan bir delil de ortaya konmadı. Yani az önce tarif ettiğim tarzda ya Murat Çetiner sen dinlemişsin ama işte şu adamı dinlemişsin. Bunu da işte şöyle bir usulsüzlükle dinlemişsin. Şöyle bir şey kullan. Böyle bir şey yok. Benim imzam olan, benim parafım olan, savcının parafı imzası olan, mahkemenin imzası olan bayağı bildiğiniz devletin evrakını yasa dışı ilan ediyorlar. Evet. Yani olay bu. Abi yani şey söyleniyor işte yani madem bunlar yasa dışı değil yani siz başbakanı nasıl dinlediniz falan hani Selam Tevhid'de falan da böyle gazetelerde falan iddialar çıkmıştı abi işte başbakanın bakanların dinlendiği falan. Yani Yani ben, şimdi Selam bu Tevhid'deki dosyayı soruyorsanız bu konu çok konuşuldu ama yine Evet. tekrar edeyim. Başbakan Selam Tevhid dosyasında şüpheli değil. Şüpheli olmadığına göre telefonun dinlenmesi de söz konusu değil. Kaldı ki işte başbakanın durumundaki kişilerin nasıl dinlenebileceği, nasıl takip edileceği ayrı bir şekilde düzenlenmiş. Onunla ilgili yapılabilecek soruşturma tekniği, işte meclise gönderilmesi vesaire ayrı düzenlenmiş bir konu. Başbakanın sesi düşüyor doğru. Fakat bir başkasının telefonu, yani danışmanlardan birisinin telefonundan yaptığı bir konuşma düşüyor. Bu da, bu arada şunu bir kez daha belirtmem lazım. Selam Tevhid dosyası ya da Kudüs Gücü dosyası operasyona dönmüş bir dosya değil. Bu 17 Aralık operasyonundan sonra iktidarın kendi lehine kullanabileceği bir aparat olarak işte bunlar örgüttü, böyle işler yaptılar dedirtmek için sürmekte olan bir soruşturmayla alakalı açılmış bir karşı soruşturmanın sonuçları. İşte bu karşı soruşturma çalışmaları esnasında müfettişler tapesini yaptırıyor başbakanım. Ve ondan sonra da yaygarayı basıyorlar. İşte siz devletin gizli kalması gereken bilgilerini deşifre ettiniz. Yok efendim başbakanı dinlediniz de bilmem ne. Kardeşim başbakan da el alemin telefonuyla konuşmasın. Devletin gizliliğiyle alakalı konuşmaları bir devlet ciddiyeti içerisinde devletin telefonuyla konuşsun. Yani Evet. ama hani o da ayrı bir tartışma konusu da o telefonları da işte sıfırlamak için işte Bilal'le, ötekiyle, berikiyle falan kullanmış anladığımız kadarıyla o sesleri de nereden geldi hiçbir zaman belli olmadı zaten biliyorsunuz. Evet. Yani şimdi mesela bu şeye benziyor abi. Şimdi son dönemde hani İçişleri Bakanı'nın böyle bir sürü uyuşturucu taciriyle fotoğrafları falan çıkıyor ya. Yani diyelim ki polis uyuşturucu tacirini takip ediyor. Süleyman Soylu da onun telefonundan konuşuyor ve Süleyman Soylu'nun sesi sisteme düşüyor. Yani şimdi polis Süleyman Soylu'yu mu dinlemiş oldu? Yoksa uyuşturucu ticaretini yapan kişiyi mi dinlemiş oldu? Yani bu Selam Tevhid'de de biraz aynı durum var gibi. Kaldı ki Ama altını çizmemiz gereken bir şey var. Çok özür Evet. dilerim böldüğüm lafını ama ya böyle bile olsa sen kolluğu suçlayamazsın. Tabii ki. Yani soruşturmanın sahibi savcı. Savcıyı da suçlayamazsın. Savcı da şüphe, makul bir şüphe var mı ona bakıyor. Yani Allah aşkına 17 Aralık'ta ortaya dökülen teknik takip hani dinleme ve takip fotoğraflarını, seslerini bir kenara bırakın. Ortaya dökülen paralar, kasalar, Barış'tan çıkan ajanda, WhatsApp görüşmeleri. Ya bunları nereye koyacaksınız? Ya hadi bunlar geçti. O dönemde bilinmiyordu. Ya kardeşim Rıza Zarrab Amerika'ya gitti. Anlattı zaten her şeyi. Ya siz zamanında vatansever dediğiniz, iş adamı dediğiniz, çok iyi adam dediğiniz adam zaten anlattı her şeyi. Hala neyin inadı bu? Deliller yok uydurmaymış da, yok efendim hukuki değilmiş de. Yani geçti o tren. Çoktan bitti o. Herkes hani konuşmanın başında söylediğiniz gibi herkes yolsuzluğun gerçek olduğunu, delillerin şüphe götürmez şekilde gerçek olduğunu biliyor. Ya öyleyse bu bakanlar nerede kardeşim? Nerede Muammer Güler? Nerede bu adamlar? Versenize tekrar bakanlık yaptırsanız da bunlar madem mağdurlar, yapın İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu iyi bir bakan değil. Zaten uyuşturucular çeteleriyle falan fotoğraflar çıkıyor. Koyun Muammer.
Güneri tekrar bakanlık yapsın. Ne güzel yapsın işte. Yani madem kumpasa uğramışlar bir iade itibar edilmeleri gerekir abi. Ya bu yine şike aklıma geliyor hep de. Ben şimdi eski Fenerbahçeli olduğum için yani hep dedim ki ben Aziz Yıldırım'ın başkanı olduğu bir takımı destekleyemem dedim. Bekledim yani adamın şeyinden gitmesi. Cümle alem biliyor şike olduğunu. Cümle alem biliyor yani. Adamın kendisi bile hani söylüyor. Ben yaptıysam diyor takım için yaptım. Ama yine de yok polisler kötü. Niye? Ortaya çıkarttılar. Yani çok ayıp Yani yani gerçekten. zaten bu kumpas denen her dosyada hemen böyle aynı mantık var. Ya mesela 17 Aralık konusunda da bu yasama dokunulmaz olan kişilerin dinlenmesiyle ilgili falan hani iddialar vardı. Orada da mesela öyle bir ben iddianameye baktığım zaman mesela öyle bir şey yok. Kaldı ki yasama dokunulmaz olan kişilerin telefon konuşmaları eğer bu şüphelilerle telefon konuşması varsa onları da meclise yine polisler hakkında darbe soruşturması yapan savcı göndermiş. Yani Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner göndermiş. Ya madem bu soru dinlemeler hukuka aykırı, madem bu kişilerin dinlenmemesi gerekiyor, madem bu tapelerin dosyaya girmemesi gerekiyor, sen bunları niye tapeyi meclise gönderiyorsun? Hadi bu meclise gönderdi. Ya meclis de bu dosyayı almış, fezlekeleri kabul etmiş ve mecliste inceleme yapmışlar. Yani hani tek polisler suçlu bu soruşturmada. Ama bunları meclise gönderen, bunları dosyaya koyan Cumhuriyet Savcısının ve polislere bu iddianameyi düzenleyen Cumhuriyet Savcısının hiçbir suçu yok. Onun yaptığı tamamen hukuki, polislerin yaptığı hukuka aykırı. Yani şimdi bu Akın Atalay'ın o attığı tweet'i abi ben de okuduktan sonra yani şu geldi aklıma. Ya ben Silivri'de işte tutukluyken Akın Atalay da aynı cezaevinde tutukluyduk biz. Silivri 9 dolu cezaevinde. Yani Cumhuriyet Gazetesi çalışanları da orada tutukluydu. Zaten birçok sefer hani mahkemeye falan giderken aynı arabalarla işte hastaneye falan giderken aynı arabalarla gidip geliyorduk yani. Aynı jandarma minibüsün içerisinde gidip geliyorduk yani. Falan. Aynı mahkemelerde yargılandık. Aynı cezaevinde yattık. Yani kendisine de o mahkemeler terör suçundan dolayı 7,5 yıl hapis cezası verdi. Yani o mahkemeler kendisine 7,5 yıl hapis cezası verdiği zaman hukuksuz, siyasi iradeye bağlı mahkemeler, bağımsız değil bu mahkemeler. Hakimler bağımlı hakimler oluyor. Ama aynı mahkeme uyduruk gerekçelerle bana hapis cezası verdiği zaman hukuki olmuş oluyor. Yani öyle bir ikilem içerisindeler ki yani bunu bilmiyorum nasıl anlatılabilir yani. İlkellik bu, ilkellik. Bu ilkellik ben başka bir şekilde izah edemiyorum. Yani o yüzden hukukun üstünlüğü vesaire gibi temel tabirler var ama şimdi kanalı da fazla meşgul etmeyelim. Yani lafı böyle çok detaylara girip de boğmak istemiyorum. Abi yine konuşuruz. Yarım saati de doldurduk. Çok sağ olun abi. Geldiniz, katıldığınız için, kanalımıza destek verdiğiniz için hem de. Eğer son sözleriniz varsa onları da alabiliriz ve daha sonra sonlandırabiliriz. Kanalınız hayırlı olsun. Sağ olun abi. Tugay abi, İsmail Müdürüm, sizin söylemek istediğiniz varsa. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Yani böyle ilkel diyebileceğimiz basit şartlarla video çekmemize rağmen yani ilk videomuzu 10 binden fazla seyretti seyircilerimiz. Demek ki bu alanda bir ihtiyaç varmış yani bu kadar ilkel şartlarla ve henüz yani konuşma acemiliği içindeyken çünkü ömrümüzün en verimli çağında gerçekten çok başarılı insanlar tam böyle bir şeyler yapabileceğimiz, ülkenin bir yere gidebileceği bir çağda kimimiz yurt dışına savruldu, kimimiz cezaevine girdi, kimisi içeride memlekete küstü. Gerçekten ülkenin sağlam bütün çivileri söküldü. Ne kadar çürük çivi varsa da orada kaldı işte yani. Hepsine çürük demek istemiyorum ama kilit noktalardaki çürük personel vasıtasıyla ülkeye yeniden bir mafya ve yolsuzluk düzeni aynı Susurluk'ta olduğu gibi geldi, yerleşti. Ben aslında dinlemeyle ilgili dinleme ne zaman kanun oldu? Dinlemeden sonra organize suçlarda yolsuzlukta nasıl bir süreç işlendi? Ben sizden biraz daha eski olduğum için onunla ilgili aklıma gelen şeyler vardı ama onu bir başka programa saklıyorum çünkü burada çok uzayacak. Çünkü orada da çok önemli şeyler var. Yani ben de bize gösterdikleri ilgiden dolayı seyreden seyircilerimizin onlara teşekkür ediyorum. Yani eğer onlar beğeniyorlarsa konuşun, bunlar ülke için faydalı olur diyorlarsa devam edelim. Ama gerçekten boşuna konuşuyorsunuz. Konuştuğunuzun da çok bir önemi yok. Bir işe de yaramıyor.
diyorlarsa onları da belirtsinler. O zaman başka şeyler konuşalım. Belki Avrupa'da hayat nasıl ya da Amerika'da hayat nasıl, nasıl insanlar geçiniyor, sosyal şeyler yapalım. Evet. Evet. Sağ olun. Ben de Birden. Buyurun son abi. bir şey Tabii söyleyeyim. tabii. Buyurun. Yani ben de bu ilgiden çok memnunum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz burada hikayelerimizi anlatıyoruz. Arkadaşlarımızın hikayesini anlatıyoruz. O tutuklanan, müebbet alan arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Onların hikayesini bildiğimiz için, onları çok iyi tanıdığımız için sanki kendi hikayemizmiş gibi hiç tereddüt etmeden anlatıyoruz. Ben bu şekilde bu süreçte mağdur olmuş insanlardan bir hikayesi olan varsa kanalımız açık. Lütfen bize irtibat kursunlar, söylesinler. Onların hikayelerine de yer verelim. Çünkü biz kendi hikayemizi anlatmazsak başkaları bizim hikayemizi anlatıyorlar ve yanına iftiralar koyarak anlatıyorlar. Bize terörist diyerek anlatıyorlar. Bizim hakkımızda envai çeşit iftiralar atarak anlatıyorlar. Bunun tek karşı şeyi bir hakikat, bir harman yalanı yakarmış, bir tane hakikat. Biz burada bir tane hakikatları söylersek onların tüm algılarını yakacağız inşallah. En azından bu konuda bizim gayret gösterme gibi bir borcumuz var. Cezaevindeki arkadaşlarımıza bu borcumuz var. Bu borcumuzu ödemek için ben herkesi konuşmaya teşvik ediyorum. Utanacak hiçbir şeyimiz yok. Biz utanacak hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Yani herkese ben tek tek kefil olamam ama şu anda zaten bize tek tek suçlamıyorlar. Bizi genel olarak suçluyorlar. Ben de genel olarak savunma yapabilirim o yüzden. Yani utanacak bir şey olmayan insanlar sesleri gür çıkması lazım. Anlıyorum insanlar ağır psikolojik şeyler yaşadılar. Türkiye'de aileleri var ama en azından biraz daha konumu rahat olan insanları programa katılmaya ben teşvik ediyorum. Bunları diyeceğim. Sağ olun abi. Çok teşekkürler. Evet, bir dahaki yayında Güven Park'ta görüşmek üzere diyoruz. İyi günler.